olsun. Evet sevgili Kanalafyon takipçileri, bizler bugün Aizin'e geldik. Aizin'deki esnaf vatandaşlarımızın sorunları varsa dinlemeye geldik. Buraları çekmeye, tanıtımda bir bize olsun katkı sunmaya geldik. Efendim bizi izlemeye devam edin. Burayla ilgili sorunumuz, en büyük sorunumuz ulaşım. Ulaşım. Hem kendimizin hem gelen müşterilerimizin ulaşım nasıl yaparız, nasıl gideriz, nasıl geliriz diyerek sürekli soru alıyorum ben. Geçen seneye göre biraz daha durgun geçiyor işlerimiz. Biraz daha ne bileyim bu taraflara bir etkinlik olursa, bir şey olursa çok iyi olur. Peki son olarak şunu sorayım. Devlet büyüklerimizden, Mülki Erkan'dan burayla ilgili istekleriniz neler? Dediğim gibi ilk başta ulaşım. Ondan sonra ulaşım sorunu çözülürse, Erenler'e kadar sarı otobüsler geliyor. Erenler'den de buraya sarı otobüs verirse devlet büyüklerimiz çok iyi olacağını düşünüyorum. Hem oradaki yani öğrenciler için hem buradaki esnaflar için oradan gelen sarı otobüslerin bayağı burayı hareketlendireceğini düşünüyorum. Yerli yabancı turistlerimiz yeteri kadar gelmiyor hocam buraya. Devletimizden, devlet büyüklerimizden köyümüzün yeteri kadar reklam olmadığını anlatıyorlar. Gelen turistlerimiz, ben aşağıda işletmem elimden geldiği kadar tarif ediyorum gezilecek yerleri. Tabi bunu devlet kanalıyla, internet kanallarından reklamları olsa daha güzel olur. Geçen bir müşterim geldi, adam İsviçre'den gelmiş. Bir tane kayayı ediyor, zamanında mazisi geçmiş tarihi kayayı. 4 saat bizi anlatıyor diyor. Yani rehberlerimiz eksik. Köyümüzü anlatacak rehberlerimiz yok. Millet rehber arıyor. Köyde anlatılması lazım. Dış basına, dünya basına tanıtılması lazım. Bunlar çok geride kaldı. Yani gerçekten çok ciddi anlamda reklam eksikliği var şu durumda. Gökmen Çiçek Sayın Valimiz zamanında iyi oluyordu. Köyümüze gelen de iyiydi. Şimdi esnaf olarak biz aşağıda daha sevte yapmadık mesela. Şu anda köye gelen gezinen var ama sevte yok. İşletmeler bir hareketlilik yok. İşletmeleri yaptık. Köyümüzde çok ciddi anlamda reklam eksikliği var hocam. Vallahi Kübra Hanım'ızdan köyümüze bir daha gelmesini, şöyle dertlerimizi esnafların, buradaki işletmelerin dertlerini dinlemesini istiyoruz. Ciddi anlamda reklam eksikliğimiz var. Gökmen Çiçek Valimiz gibi köyümüze bir el atmasını istiyoruz Kübra Hanım'dan. Yani devlet büyüklerimizden beklentimiz bu. Sevgili Kanal Afyon takipçileri, bizler Aizin'de esnafımızı dolaşıyoruz. Şu an yanımızda Aizin muhtarımız var. Efendim merhabalar. Merhaba, Aizin köy muhtarı Bekir Yılmaz. Bekir Bey, Aizin'de durumlar nasıl? Bize bir burayı bir anlatır mısın? Aizin'i... Sıkıntıları, sorunları var mı? Varsa neler? Aizin'in tarihin mekanı, kendiniz biliyorsunuz. 2 yıldır gerekli çalışmalar yaptık. Burayı inşallah küçük Kapadokya gibi tanıtmaya restorasyon çalışmaları yaptık. İşletmeler açtık. Hafta içi 1500-2000, cumartesi pazar günleri 5000 ziyaretçimiz var. Sıkıntılarımız tabii daha yolun başındayız. Eksiklerimiz çok. İnşallah yeni müze yaptık. Yakın zamanda açılış yapacağız. Sokak aydınlatmalarını yaptık. İşte sokaklarımız var kendimiz özgü. Levanta Sokak, Sabun Sokak, Şemsiye Sokak, Nazar Sokak. Gelen insanlar çok beğeniyorlar. Hatta bugün gelen 1 hafta sonra 2 hafta sonra da geliyor. Gördüğümüz kadarıyla, lafınızı balla kesiyorum, yabancı plakalı araçların da çoğunlukla olduğunu... Şu anda bu caddede Belçikalı çok görebilirsiniz. Evet. Dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Gerçekten güzel bir yer. Mekanlarımızda dinlenecek rahat ortamlarımız var. 3000 yıllık tarihi var. Merkez Ayazini kuşak devam ediyor. Avdalaz Kalesi, Peribacaları, Emre Gölü'ne kadar kuşağımız devam ediyor. Evet, daha önce de gelmiştim. Arkadaşlarım da hep... Yani beraber oldukça getirmeye çalışıyorum. Üzerine bir şeyler koymuş mu yoksa? Kesinlikle. Her geldiğimde farklı bir şey görüyorum. Kendini geliştiren bir yer olmaya başladı artık Afyonumuzda. Yani tabii daha güzel şeyler de bekliyoruz. Daha önceden konserlerimiz de çoktu. Onları da bekliyoruz. Gençler özlüyor böyle şeyleri. Burada burayla ilgili eksik gördüğünüz veya olmasını istediğiniz, şu da olursa buraya daha bir güzel renk katar diyebileceğiniz ne var? Mağaralar bence pis duruyor, yani içerisinde su birikintileri, bataklıklar oluyor. Yani içeriği daha rahat gezebilmek adına daha temiz tutulabilir diye düşünüyorum. Daha canlı tutulabilir. Başka yok benim. Burada şu olsun, ben daha sık gelirim diyebileceğiniz ne var? Yani birazcık aslında ulaşım sadece bizim için.
Daha yeni gezmeye başladık ama çok güzel yani tarih açısından. Birazcık da restorasyon ihtiyacı var gibi. Son zamanlarda da geliştiğini görüyorum. Özellikle restorasyon da yapılmış epey bir. Ben de mimarım. Restorasyonla da ilgileniyorum. Burayı da çok değerli buldum. Hem doğanın kendi dokusu hem de tarihi doku birbiriyle çok iyi uyum sağlamış. Halk da çok sevecen, yardımcı oluyorlar. Ben de onu sorayım diyordum. Yani halkın size gelen misafirlere yaklaşımı nasıl? Çok güzel. Çok güzel ağırladılar beni zaten burada. Ben gece 12'de Kütahya'dan çıktım. Sabaha karşı geldim. Evet. Beni karşıladılar. İstirahat ettim. Sabah kahvaltı yaptırdılar güzelce. Sonra köyü gezdim. Çocuklar da rehberlik ediyor. Herkes burada rehber gibi. Şunu söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla genellikle herkes kendi aracıyla buraya ulaşım sağlıyor. Evet. Ben de daha önce gelmeye çalıştığımda trenle 2-3 aktarmayla gelebileceğim fakirdim. Motosiklet olmasaydı gelemezdim. O yüzden yöneticilerden ricam daha çok duyurularsa ve ulaşım sağlarlarsa, hani toplu bir şekilde ulaşılabilecek bir pozisyona getirirlerse burayı, çok daha insanın gelebileceğini düşünüyorum. Nasıl anlatayım? İlk seneleri önce falan bu sene çok güzel gidiyor. İnsan çok geliyor. Ne diyeyim ben sana, insan akınına uğraya desem gerek yani. Öncelikle Gökmen Çiçek Valimizden, Vali Hanımımızdan, Allah razı olsun devlet büyüklerimizden, bizim buraya bir ekmek kapısı açtı. Yani çok memnunuz. Müşterilerimizle ilgileniyoruz. Yani nasıl anlatayım yani. Çok güzel yani. Bizim köyümüzün arabası 4 sefer gidip geliyor ama bu da yetmiyor. Tabii bizim ulaşımda sorunumuz çok büyük yani. Gelecek misafirimiz gelemiyor yani. Sevgili Kanal Afyon takipçileri, bizler Ayazin'e geldik. 3000 yıllık medeniyetin olduğu topraklara geldik. Burada insanların, esnafın ahvalini, durumunu öğrenelim istedik. Burada sorunun, başça sorunun ulaşım olduğunu düşünüyor buradaki esnaf vatandaşlar. Devlet büyüklerimizden destek istiyorlar, yardım istiyorlar. Umarım buradaki esnafımızın sesine kulak verir diye düşünüyorum. Sorunlarımızın başında araç sıkıntımız var. Köyümüze araçlar yani sıklıkla gelmiyor. 3-4 saati bir geliyor. O da bize gelen misafirlerim için zorluk oluyor. Turlarımız sıklıkla olabilir. Yani sadece bizim için değil, köye turlar olursa her anlamda bir yatırım olur. Tanıtımlarımız olan, tanıtımlarımız çok eksik. Hani reklam olabilir. Bu şekilde yani araçlarımız sıklıkla, saatli, belli baş saatlerde olabilir. Yani her saatte bir gidiş geliş olursa bütün herkese hitap edebilir. Yani iş çıkışta gelebilirler, tatil günde gelebilirler, öğrenci de gelebilir, herkese hitap eder. Sadece Ayazin'in reklama ihtiyacı var. Artı bir tane araç Afyon'dan buraya, kampüsün oradan kaldırmalarını istiyorum öğrenciler için. Ha, bir de reklam olursa yani Ayazin'in yani bu şekilde yarıda kaldı dememeleri için, bu olursa memnun oluruz. Sevgili Kanal Afyon takipçileri, bugün Afyon Karahisar'ın İhsaniye bağlı Ayazin'i metropolitanındaydık. Burada bu coğrafyada esnafımızın sorununu dinlemeye çalıştık. Efendim dertleri varsa dertlerini dinledik. Bizler varsa sorunlarını devlet büyüklerimize iletmek için geldik. Efendim bizi izlemeye devam edin diyoruz. Teşekkür ediyorum.